Yıl 1961. Takvimler 16 ve 17 Eylül'ü gösterdiğinde Türkiye demokrasisinin en kara günlerinden birini yaşadı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Tarihe kazınan bu olayın üzerinden tam 62 yıl geçti. Hafızayı Beşer'in bu haftaki konusu Adnan Menderes ve arkadaşlarının idama götürülüşü. Adnan Menderes yeter söz milletindir diyerek 14 Mayıs 1950'de iktidara gelmiş bir başvekil. Fatih Rüştü Zorlu bugün Kıbrıs davamızda eğer bugün biz bu durumdaysak, bu güçteysek, onun 1955 yılından itibaren yapmış olduğu mesai ve canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin sayesinde biz bugün Kıbrıs'taki haklarımızı koruyoruz. 1958-59 Zürih Anlaşmalı'nın yapılması onun sayesinde olmuştu. Ve onunla beraber başvekil Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idama mahkum edildiler. ...38 kişilik Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Partili milletvekilleri Yassıada'ya hapsedildi. Ve yaklaşık bir yıl sürecek yargılama başladı. Yassıada mahkemeleri bir tiyatro mahkemesiydi. Adnan Menderes köpek davası, bebek davası gibi sulandırılmış davalarla, Hasan Polatkan zimmetine para geçirmek gibi suçlamalarla, iftiralarla idama mahkum edildiler. Bir Gladio harekatıyla 6 Eylül hadiseleri İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde tertiplendi ve o tertip sonrasında sanki Fatih Rüştü Zorlu bunu yaptırmışçasına dünyaya bu gösterildi ve idama giden süreçteki en büyük yapı taşlarından biri oldu. Adnan Menderes'in elleri arkadan kelepçelendi. Üzerine beyaz infaz gömleği giydirildi. Son yolculuğunda Menderes'in ağzından şu sözler döküldü. Hiç küskün değilim, hiçbir dargınlık duymuyorum. ...17 Eylül tarihinde bir gün sonra kendisi götürülüyor. Hatta götürülürken de soruyor Fatih'le Hasan'a ne oldu diyor. Cuntacılar, darbeciler gülerek idam edildiler onlar diyor. Tabii Hasan çok üzgün Adnan Bey. Zayıflamış, psikolojisini kaybetmiş artık ama yine de dirayetli. Dar ağacından çıkarılıyor, yağlı imlik boynuna geçiriliyor. Milletimi ve devletimi Allah'ın inayetine emanet ediyorum. Yine aynı şekilde dirimden korkmayacaktınız diyor. Ve Adnan Menderes de kelime-i şehadet getirerek... Hakka yürüyor ve demokrasi şehitlerimizden biri oluyor. Demokrasinin kara lekesi olan o günü ve Adnan Menderes'i vatandaşlara sorduk. Başbakandı. Asıldı maalesef. O gün çok haksız yere asıldığını düşünüyorum. Yani iyi bir başbakan olarak tarihe geçti. Asıldığını hatırlıyorum. O zaman üzülmüştük. Milliyetçi bir insan. O dönem içerisinde çok mücadeleler verdi. Adnan Menderes deyince aklıma gelen idam edilmesi aklıma geliyor. Asıldığını biliyorum sadece. Haksız yere olduğunu biliyorum, o kadar başı bilmiyorum. Haksız yere asıldığına inanıyorum. Darbeler, idamlar. 60 darbesiyle birlikte idamı sürüklenmişti. Ve Türkiye'de hala bunların sancılarını yaşıyor. Cevaplar işte böyle. Adnan Menderes ve arkadaşlarının darbe sonrası idama götürülüşü hala hafızalardaki yerini koruyor.